Cennet ve cehennem bir boyut, biz bir boyutta yaşıyoruz. Yani üçüncü boyuttayız, cennet ve cehennem dördüncü boyuttadır. Biz cennetle cehennemle iç içeyiz. Yani bir perde, çok ince bir perdeyle ayrılıyoruz. Evet. Bir manevi perdeyle ayrılıyoruz. Hemen o boyuta geçecek durumdayız. Zaten ölen insan, aa ben ne oldu diyor burası, nedir yani? Bir anda başka bir aleme geçiyor, yani uykudan uyanır gibi. Hı hı. Mesela dirilenler kalktıklarında bizi kim uyandırdı buradan diyorlar. Ayet var. Evet. Kur'an ayeti. Değil mi? Yattığımız yerden uyuduk evet. Biz diyorlar. Bizi kim uyandırdı diyor. Ya bura nereye falan gibi tarzında. İnşallah. Evet. İnşallah. Biz burada en fazla bir veya iki gün kaldık. Tabii çok diyorlar, az kaldı diyor. Ne soruyor? Binlerce yıl kalıyorlar. Tabii soruluyor. Ne kadar kaldınız diyor. Yani bir günün bir vakti kadar diyor. Yani mesela öğlen uyumuş. Akşama doğru da uyanmış. Evet. Ama nedir burası diyor. Yani ben ne oldu diyor. O tarzdadır. Dördüncü boyut vardır, beşinci boyut vardır. Biz boyutlardan boyutlara geçiyoruz. Ayet de diyor ki Cenab-ı Allah sizi tabakadan tabakaya bindiririz. Tabakadan tabakaya geçiririz. Şeytanın Allah'a sınırım. Ayet var. Evet. Kur'an ayeti var. Biz tabakalardan bir tanesindeyiz. İnşallah. Üçüncü boyut tabakasında dördüncü boyuta geçeceğiz. İnşallah. Evet. Ve geçtiğinde de artık diyor ki Cenab-ı Allah o gün şeytanın Allah'a sınırım görüş keskindir. Birden bir netlik, keskinlik şeklinde. Eğer eli yüzü çok güzel ve düzgün bir heyetle karşılaşırdı, onlar güler yüzle ona gelir de, değil mi? Seni götürmeye geldik derlerse ne mutlu ona. Ne kadar güzel inşallah. Hemen sarılsın Ezrail aleyhisselama. Hemen, değil mi? Sevinçle giderler. Ama Allah vermesin kafasına, sırtına vurarak canını almaya başladılarsa, ki acıyla diyor, bir çalının sökülmesi gibi içinden. Evet. Ayaklar birbirine dolanır diyor Allah ayette. Ayaklar birbirine İnşallah. Dolanır. Allah yani ayak hissini kaybediyor. Hı hı. Yani sağ ayak sol ayak nerede bilemiyor. Evet. Evet. Ayaklar birbirine dolandığında diyor Cenab-ı Allah. İnşallah. Böyle dikenli çalının sökülmesi gibi. Zorla ve acıyla canı çıkıyor. Zaten orada olay belli oluyor. Yani ilk başlangıçta belli oluyor. Ama yumuşacık diyor Allah canı çekilenlerden bahsediyor ayette. Yani güzellikle. Onlar ehli necat. Daha başlangıcında belli oluyor. Yani huzur ve sevinç içinde oluyorlar. Zaten her anı onların sevinç içerisinde. Evet. Yani kıyamet anında da sevinç içindeler. Ondan sonra sevinç içindeler. Sürekli sevinç içinde. Rahatsızlıkları hiçbir an yok. Çünkü Allah'ın sevdiği kullar oluyorlar inşallah. Zaten kıyameti mahşeri görmeden insan nereye gideceğini o anda dediğiniz gibi öldüğü anda karşısına çıkan o kişinin durumunla anlayabiliyor. Yani. Tabii. Yani mutlu mu olacak, mutsuz mu olacak? İlk oradan hemen anlaşılır. İnşallah.